İyi günler. Bir reklamlar programıyla daha birlikteyiz. Bugünkü konuğum Okan Özdağ. Okan Özdağ, Motorola Türkiye Pazarlama Müdürü ve kendisiyle bugün Motorola'nın son günlerde, son aylarda demek daha doğru, yayınlanan çok güzel, çok hoş reklamları üzerine sohbet edeceğiz. Öncelikle Okan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Hayri Bey, teşekkürler. Benim programın formatı gereği biz öncelikle televizyon dünyasında geçtiğimiz hafta neler olmuş, televizyonda kimler reklam yapmış, ne kadar yapmış, bunları her hafta izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Bu dataları önce bir izleyicilerimizle paylaşalım ve ondan sonra sohbetimize başlayalım. Tabii. 19-26 Aralık 2004 tarihleri arasında televizyon kanallarında toplam 413 firmaya ait reklam yayınlanmıştır. Yayınlanan reklam adedi 65.717'dir. Saat bazında incelediğimizde ise 401 saate eşittir. Bütün bu reklam filmlerini bir tek televizyon kanalında izliyor olsaydık 17 gün uzunluğunda reklam izlemiş olacaktık. 2003 aralığının 4. haftası ile 2004 aralığının 4. haftası televizyonlarda yayınlanan reklam sürelerine baktığımızda 2003 aralığının 4. haftası toplam 1.251.268 saniye reklam yayınlanmışken 2004 aralığının 4. haftasında toplam 1.443.350 saniye reklam yayınlanmış olduğunu görüyoruz. Bu da bize adet bazında %19'luk, süre bazında ise %13'lük bir artışın olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz hafta en çok reklamı yayınlanan firmalar sıralamasına baktığımızda ise Procter & Gamble firmasının ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Procter & Gamble toplam 48.436 saniye reklam yayınlatmış. Procter & Gamble firmasını Coca-Cola, Turkcell İletişim Hizmetleri, Ülker ve Donene firmalarının takip ettiklerini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta en çok reklamı yayınlanan markalar sıralamasına baktığımızda ise Averinga'nın ilk sırada yer almış olduğunu görüyoruz. Averinga toplam 26.895 saniye reklam yayınlatmış. Onu Araşov, Arçelik Bulaşık Makinesi, Oyun Kafe ve Ciner Holding'in takip ettiklerini görüyoruz. Evet, geçtiğimiz haftadaki verileri de izleyicilerimize paylaştık. Fakat bir yılın değerlendirmesini önümüzdeki hafta yapacağız. Bunu da izleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Bir yıl boyunca reklamlarda, televizyonda neler oldu? Ancak önümüzdeki hafta görebileceğiz. Ben hemen size sohbete giriş yapayım. Motorola çok uzun süredir Türkiye'de suskundu ama bu sene bir hareketlilik yaşadık. Reklamlar, kampanyalar neler oluyor Motorola'da, isterseniz siz bize bunları anlatın. Tabii hay hay. Aslında suskunluğumuz, suskun algılanmamızın sebebi yeni iletişim stratejimizin başarısından kaynaklanıyor. Daha önceki dönemde suskun algılanmamızın sebebi. Motorola tüm dünyada yeni bir iletişim stratejisini uygulamaya başlamış durumda. Ki biz buna MotoSpeak konsepti diyoruz. Ürünlerimizin, yeni ürünlerimizin hepsine birer MotoCode adayarak bu ürünleri bu şekilde ifade etmeye çalışıyoruz. İşte bundan dolayı 2004 senesinde suskunluğumuzun bozulması gibi bir durum söz konusu olmuş olabilir. Ancak bu yeni iletişim stratejimizin başarısı bizim biraz daha aktif olarak reklamlar anlamında gözükmemize neden oldu. Bu MotoCode nedir? MotoCode de bahsettiniz biraz önce. Evet. Ürünlerimize farklı MotoCode'larla yeni ifadeler kazandırıyoruz. Tüketicinin karşısına bu MotoCode'ları kullanarak o ürünün hedef kitlesine uygun bir söylemle ifade etmeye çalışıyoruz. Bunun en güzel örneği aslında Hello Moto. Bizim az sonra reklamlarımızı seyrettiğimizde de göreceğiz. Tüm reklamlarımızın son karesinde hem sesli hem de görsel olarak bir Hello Moto efekti bulunmak, Hello Moto söylemi bulunmakta. Yapılan araştırmalar Hello Moto'nun tüketicilerin aklında en fazla kalan Motorola markasıyla bağdaşan söylem olduğunu bize gösteriyor. Peki bu sadece Türkiye'ye özgü kullandığınız bir slogan değil herhalde, değil mi? Hello Moto. Çünkü reklamlardan da benim anladığım kadarıyla bütün dünyada kullanılıyor bu Hello Moto. Tabii her çok uluslu şirket gibi biz de global
reklam stratejileri doğrultusunda ama yerel dokunuşları da unutmayarak reklamlarımızda Hello Moto'yu kullanıyoruz. Tüm dünyada Hello Moto, Motorola markasıyla birlikte anılıyor. Peki birazdan izleyeceğimiz bu reklamlar, ki bugün 3 adet reklam izleyicilerimize hatırlatıp üstünde konuşacağız. Bunlar da Motorola'nın uluslararası stratejisinin devamı olan reklamlar mı, yoksa Türkiye'de mi çekildi, farklı bir ülkede çekilip bütün dünyada mı yayınlanıyor, nasıl oluyor Motorola dünyasında reklam? Genelde stratejimiz yine tüm birçok uluslu şirket gibi dünyada global olarak çekilmiş reklamları lokalleştirme yönünde. Az sonra seyredeceğimiz reklamlar yine tüm dünya için çekilmiş reklamlar ve Türkiye'de de dünyayla aynı zamanda eş zamanlı olarak yayınını gerçekleştirdik. Peki şimdi ben sponsorluk datalarımı da izleyicilerimizle paylaşayım istiyorum. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Tabii. 19-26 Aralık 2004 tarihleri arasında televizyonlara toplam 1542 firma sponsorluk film yayınlatmış. Yayınlanan sponsorluk film adeti 25.892'dir. Bunu saat bazında incelediğimizde ise 47 saati tekabül etmiş olduğunu görüyoruz. Bütün bu sponsorluk filmlerini bir televizyon kanalında izlemiş olsaydık, 2 gün uzunluğunda sponsorluk filmi izlemiş olacaktık. Geçtiğimiz hafta en çok hangi kanallarda sponsorluk filmi yayınlandığına baktığımızda ise ilk sırada CNBC'yi görüyoruz. CNBC'yi CNN Türk, NTV, Comedy Max ve Show TV'nin takip ettiğini görüyoruz. Okan Bey, sponsorlukla ilgili verilerimizi de izleyicilerimizle paylaştık. Ben hemen Motorola reklamlarıyla ilgili sohbetimize başlamak istiyorum. Benim bu sene izlediğim Motorola reklamlarında değişik konseptler işleniyor ve değişik ürünler var. Her ürün farklı bir konsept. Bu gerçek hayatta da böyle mi? Ben yanlış mı algıladım, doğru mu? Yani her ürün farklı bir konsepte göre mi üretildi? Nedir durum? Evet, doğru. Aslında gözlerimiz son derece doğru. Her ürün için farklı konseptlerde farklı tüketici gruplarına hitap eden ürünlerimiz söz konusu olacak. 2005 yılında da buna devam edeceğiz. Bu farklı konseptlerde farklı insan tüketici gruplarına hitap etmeyi reklamlarımızda da sürdürüyoruz. Mesela birazdan V3, Razer V3 diye bir reklamımız var. En son seyrettiğimiz, onu izleyeceğiz. Oradaki konsept nedir? Şöyle özetleyebiliriz oradaki konsepti. Kendisini kullandığı telefonla ifade etmek isteyen, kullandığı telefonu sosyal statüsünü ifade eden bir imge olarak kullanan tüketicilerin telefonu. Yani prestij. Prestij telefonu. İsterseniz önce bu reklamı bir izletelim, izleyicilerimize hatırlatalım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Tabii. Yeni Motorola V3. Hayal kadar ince, hayat kadar keskin. Hello Moto. Evet, Motorola bu Razer. Razer'la anlatılmak istenen nedir? Niye Razer V3 markanız? Az önce bahsettiğimiz 3 unsurdan birini içerisinde ihtiva eden bir reklam filmi izledik az önce. Tasarım. Motorola Razer V3 ile birlikte biz tasarımın son noktasına gelmiş durumdayız cep telefonları için. Motorola Razer V3'ten bahsederken aslında 13.9 mm kalınlığında bir cihazdan bahsettiğimizi vurgulamakta fayda var. Gerçekten tüketiciler tarafından, ilgili segment tarafından bir hayli talep gördü. Türkiye'ye geldiği ilk günden itibaren. Türkiye'ye dünya ile birlikte aynı zamanda geldi. İşte kendi statülerini ifade etmek isteyen ve kullandıkları telefonu bunun bir statü ifadesi olarak kullanan tüketicilerin tercih ettiği bir modelimiz Motorola V3. Reklam filminde de gördüğünüz gibi birçok şeyi içerisinde barındıran, yeni teknolojileri içerisinde barındıran ve ilkler telefonu diyebiliriz. Böyle katlanıyor evde her şey, ondan sonra Motorola haline geliyor. Burada ne anlatılmak isteniyor?
Burada anlatılmak istenen şey şu, bu kadar ince bir tasarımın içerisine birçok teknolojik imgeleri de içerisinde barındırabilen bir telefon. Her şey, bütün teknoloji bunun içerisinde. Ya ben telefon alırken tabii ben farklı bir segmentim. Çünkü yönetici ve iş adamlarının en çok telefonda aradığı şeylerden bir tanesi de bilgisayarıyla, Outlook'uyla özellikle senkronize olması. Yani randevularının, telefon defterinin, notlarının, her şeyin geçmesi. Bu imkan var mı bu yeni ürününüzde? Tabii birçok cep telefonunda olduğu gibi benzer yazılımlarla cep telefonları artık Outlook'unuza senkronize olabiliyor. Yani randevularınızı mobil hayat içerisinde telefonunuzdan takip edebiliyorsunuz. Evet. Motorola Razr V3 de buna imkan sağlıyor. Yani bu çok önemli bir özellik benim için, çünkü ben en çok unuttuğum şey randevularım ve notlarım, onu görmek isterim. Bunları yapabiliyorsa çok hoş, çünkü program öncesi bana gösterdiniz son derece ince, şu anda gösteremiyoruz, reklamda gösterdik biraz önce. Son derece ince, kullanımı da hoş, cebe her tarafa sığıyor. O açıdan denemek istiyorum sizin ürününüzde. Aslında şunu da ifade etmeniz yerinde olabilir. Motorola Razr V3 uçaklarda kullanılan özel bir alüminyum alaşımdan yapılmış durumda. Bu kadar ince olmasına rağmen dayanıklık açısından gerçekten güven verici. Bu alaşım her türlü kullanma durumunda sert alaşım olduğu için kullanım kolaylığı sağlıyor ve herhangi bir şeye mahal vermeden düştüğü zaman falan kırılmıyor mu, yani onun demek istiyorsa. Evet, özel bir alaşımdan yapıldığı için herhangi bir darbelere de son derece dayanıklı. İnce olması sizi korkutmasın, gerçekten dayanıklı. Hoş bir telefon, yani dizaynı, ama tabii neler yaptığını daha iyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu bizim şu anki program formatımıza sığmaz. Şimdi ben yine tekrar datalarımıza dönmek istiyorum. Basında neler olmuş geçtiğimiz hafta, bunu izleyicilerimizle paylaşalım. Sonra Motorola'nın diğer iki reklamını izleyeceğiz. Evet. 19-26 Aralık 2004 tarihleri arasında basında toplam 2041 adet firma reklam yayınlatmış. Toplam kapsadıkları alan 986.387 sütun çarpı santimdir. Bütün bu reklamlar bir gazetede yayınlanmış olsaydı 2068 gazete sayfasına eşit gazete okumuş olacaktık. 2003 aralığının 4. haftası ile 2004 aralığının 4. haftası basında yayınlanmış reklamları incelediğimizde ise 2003 aralığının 4. haftasında toplam 757.681 sütun santim reklam yayınlanmışken 2004 aralığının 4. haftası toplam 986.387 sütun santim reklam yayınlanmış olduğunu görüyoruz. Bu da adet olarak %22'lik, sütun santim bazında ise %23'lük bir artışın olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz haftanın en çok reklam yayınlanan gazeteler sıralamasına baktığımızda ise Hürriyet gazetesinin ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Toplam 193.471 sütun santim reklam yayınlatmış. Hürriyet gazetesini Sabah, Milliyet, Vatan ve Posta gazetelerinin takip ettiklerini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta en çok reklamı yayınlanan dergiler sıralamasına baktığımızda ise ilk sırada Alem dergisinin yer aldığını görüyoruz. Alem dergisinde toplam 151 sayfa reklam yayınlanmış. Onu Home Teknoloji, Ekonomist, Aktüel ve Harper's Bazaar dergilerini takip ettiklerini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta en çok reklamı yayınlanan ürünler sıralamasına baktığımızda ise Casper Computer'ın ilk sırada yer almış olduğunu görüyoruz. Casper Computer'ın toplam 13.280 sütun santim reklamı yayınlanmış. Onu Kanal D, İş Bankası Maximum Kart, Eskici Gayrimenkul ve Vatan Bilgisayar'ın takip ettiklerini görüyoruz. Basın datalarımızı da paylaştık. Önümüzdeki hafta basındaki bir yılın değerlendirmesini de ayrıca yapacağım. Ben yine Motorola'nın reklamlarına döneyim. Bu sefer de E398 ve V220 reklamları üzerinde sohbet edeceğiz. Bunlar da farklı ürünler, farklı konseptler. İsterseniz önce onları bir hatırlatalım izleyicilerimize. Bunlar çünkü yayınlanmıştı geçmişte. Sonra üzerlerinde konuşalım. Evet. We gon' make it all heaven right here, right now. I wanna welcome y'all to house, so who the hell we in? Hey. Yeni Motorola E398'de müzikte üçüncü boyuta geç. Hello, Moto. You
Mimoto. Alo, alo, alo. Alo, alo. Mimoto. My moto. Benim moto. Alo, alo, alo. Alo. Mimoto. Alo. Senin tarzın, senin telefonun. My moto. Hello moto. Yeni Motorola V220. Evet, bu güzel reklamları da izleyicilerimizle paylaştık. İzledik tekrar. Hemen ben size sorayım, bu iki ürün, iki farklı ürün. Bu ürünlerin farklılıklarından başlayalım isterseniz sohbetimize. Nedir özellikleri? Her ürün neyi anlatıyor? Çünkü reklamda ona göre farklı bir konsept kullanılmış. Evet Hayri Bey, sohbetimizin başında da iletmeye çalıştığım gibi 2005 senesi içerisinde biz 3 farklı alanda yoğunlaşmayı öngördük. Birincisi tasarım, ki tasarım konusunda az önce seyrettiğimiz V3 Razr reklam filminde tasarımın geldiği son nokta, cep telefonunda tasarımın geldiği son noktayı gördük. Az önce seyrettiğimiz yine E398 ve V220 reklam filmlerinde özellikle E398'de müzik ön plana çıkıyor. E398 ürün özelliklerinden bir tanesi olan 3 boyutlu stereo ses ve aynı zamanda stereo hoparlörler ile özellikle gençlerin ilgi alanlarına hitap etmeye çalıştık. MP3 çalıyor değil mi bu? MP3 çalıyor. İçerisinde 64 MB'lık bir hafıza kartı barındırıyor. Gayet küçük bir kart. Bu hafıza kartı sayesinde istediğiniz CD'leri, favori parçalarınızı bu telefonun hafızasına yükleyip yoldayken, metrodayken, otobüsteyken gençlerin dinlemesine imkan sağlayan bir yani telefon. Hem telefon hem CD çalar ya da MP3 çalar gibi kullanılabilen bir rahatlıkla şey. Bunu söyleyebiliriz, evet. İstediğiniz parçaları istediğiniz ortamda stereo olarak dinleme imkanınızı size sağlıyor. Bununla da kalmıyor. Gerçi reklam filminde vurgulanmamış ama bir tane de entegre dijital kamerası, hatta bir de ışığı söz konusu. Karanlık ortamlarda, özellikle gençlerin bulunmayı sevdiği karanlık ortamlarda size telefon aynı zamanda resim çekebilme lüksünü de veriyor. Yani flash gibi mi yoksa? Flash'tan biraz daha farklı. Ama o fonksiyonu, evet, yaratıyor. Hemen hemen flash fonksiyonunu sağlayan bir özelliği de içerisinde itibar ediyor. Bu özellik diğer ürünlerinizde de var mı? Yani diğer kameralı ürünlerinizde de ışık var mı yoksa sadece bu ürüne özel mi? Bu ürüne özel bir ışıklı kamera söz konusu. Çünkü gençlerin karanlık, işte biraz daha loş, disco, bar tarzı yerlerde bulunduğundan hareketle ışıklı kamera özelliğini bu cihazda görmek mümkün. Ama bundan sonra ilerideki birçok cihazımızda da benzer özellikler olacak. Yani ebeveynler, anne babalar, oğlum kızım neredesin hemen fotoğrafını çek yolladığı zaman karanlıkta anne baba deyip kurtaramıyorlar artık çocuklar. Valla sanırım öyle olacak, doğru söylüyorsun. Işıklı olduğu için bu reklamı, bu ürünü kullanan mecburen gösteriyor. Bu da ürün kullanımıyla ilgili esprimizdi. V220, bu da farklı bir ürün. Burada da farklı bir şeyler söyleniyor. V220 kapaklı bir cihaz. Türkiye'de son dönemdeki kullanım alışkanlıklarına baktığımızda tüketicilerin artık kapaklı cihazların da bir hayli tercih edildiğini görmekteyiz. Aynı zamanda kameralı bir cihaz. Az önce E398 için bahsettiğimiz benzer bir kameraya sahip. Bu cihaz daha çok bayan tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Çünkü malumunuz bayan tüketiciler telefonlarını, cep telefonları çantalarının içerisinde taşıyorlar. Çantanın içerisinde taşınırken de kapaklı olmayan telefonlarda bazı kazalar söz konusu olabiliyor. Yanlışlıkla tuşa basılıyor ve arama kendi kendine gerçekleşiyor. Bundan ortamdaki sesler oradan başka birine iletilebiliyor. Bu yüzden kapaklı telefonlar genelde bayanlar tarafından bir hayli tercih edilmekte. Bu az önce izlediğimiz reklamında benim motom diye bir tabir var. Yani evet. Telefonlar aslında gün geçtikçe herkesin kendisine özel, kişisel ihtiyacına özel bir şekilde form almaya devam ediyor.
telefonu kişiselleştirme meselesi insanların tercihlerinde, telefon tercihlerinde de ön plana çıkabiliyor. Nedir kişiselleştirme? Nasıl kişiselleştirilir telefon? Çok basit anlamda şu örneği verebiliriz. Sizin telefonunuzun ekranındaki arka tarafındaki resimle benim telefonumun ekranındaki resim farklı olabiliyor. Yani bunu değiştirmeye imkan sağlıyor telefonlar. Sizin telefonunuz A melodisiyle çalarken benim telefonum B melodisiyle çalıyor. İşte bu kişiselleştirme meselesi kullanılan telefonları aynı model olsalar dahi birbirinden ayırabilmemize imkan sağlıyor. İşte kişiselleştirme dediğimizde çok ana hatlarıyla bunları söyleyebiliriz. Evet, ben bu şeyi çok ilginç geldi, bilmiyordum kapaklı telefonların özellikle bayanlar için üretildiğini. Çünkü bu yanlış tuşa basma olayı evet çok gerçekleşiyor. Fakat bizler de artık pantolon cebine, kot pantolon ince arka cebe koyduğumuz zaman telefonu bizlerde de oluyor. O açıdan hiç bakmamıştım yani telefon sanki farklı tasarım özelliği gibi görüyordum ama herhalde bu tüketici araştırmalarıyla çıkmıştır ortaya, değil mi? Aslında bunu tüketici biraz da kendi kendine belirlemiş durumda. Biz Motorola V220'yi üretimine başlarken sadece bayanlar için yapılmış bir telefon olarak çıkarmadı ama baktığımızda bayanların daha fazla tercih ettiklerini görüyoruz. İlk kapaklı telefon aslında Motorola tarafından yapılmış ve ardından da kapaklı telefonların da ayrı bir kitleye, hedef kitleye seslendiği görülünce diğer markalar tarafından da kapaklı telefonlar şu anda piyasada bulunmakta. Peki, bir reklam arası veriyoruz. Reklamlarımızdan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Evet, reklamlarımızı da izledik. Şimdi bizim programımızın son bölümünde geçtiğimiz hafta ilk kez yayına giren reklamları izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Ad Alert dediğimiz bölüm. Geçtiğimiz hafta ilk kez yayına girip en çok reklam yapan marka ve firmalar kimlerdi? Bunları da görelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. 19-26 Aralık 2004 tarihleri arasında televizyonlarda toplam 85 firmanın yeni reklamı yayınlanmış. Yeni çıkan reklam adeti 166'dır. Bu yeni reklamın 10 adedi bant reklam, toplam 91 adedi kuşak reklam, bu bir reklamdır ibareli reklam adedi ise 65'tir. Yeni çıkan reklam adedi trendini incelediğimizde ise bir önceki haftaya göre bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bir önceki hafta 210 yeni reklam çıkmışken geçtiğimiz hafta bu oran 166'ya düşmüştür. Geçtiğimiz hafta ilk kez yayına girip televizyonlarda en çok reklamı yayınlanan ilk 5 ürün sıralamasına baktığımızda ise Turkcell Avantaj Cep'tenin ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Turkcell toplam 8080 saniye yayınlanmış. Turkcell'i Toys R Us, Nokia 7260, Petit Donino ve Lay's Chips'in takip etmiş olduklarını görüyoruz. Biraz da yeni piyasada konuşulmaya başlanan ve moda haline gelen bir konseptten, bir yenilikten bahsedelim, konuşalım istiyorum. Bas konuş diye bir şey çıktı. Bunu operatör firmalar, işte Turkcell, Telsim, diğerleri de AVE'ye, bilmiyorum kimler şu anda yapıyor ama birçok firmada yaptığını söylüyor. Nedir bu bas konuş? İsterseniz biraz bu bas konuşu da anlatalım, izleyicilerimize bilgilendirelim. Geçen ay içerisinde en çok karşılaştığım sorulardan bir tanesini de sizden duydum. Ne zaman gelecek bu soru diye bekliyordum. Doğru, bas konuş. Bu teknoloji aslında 10 sene öncesine kadar dayanıyor. Motorola'nın telsizlerle olan tecrübesi, yani karşılıklı konuşmayla olan tecrübesi zaten görünüyor. Telsizlerle başlayan bu hikaye daha sonra cep telefonlarına da taşınmış durumda. Hatta 5 sene öncesine kadar gidildiğinde Amerika'da bu bas konuş teknolojisine sahip olan cihazların kullanıldığını görebiliyoruz. Farklı bir platformda, GSM altyapısında değil, analog sistem içerisinde bas konuş teknolojisine sahip cihazlar Amerika'da kullanılmaya başladı 5 sene öncesinde. Bugüne geldiğimizde GSM altyapısında çalışan ve data hattını kullanarak ses iletişimini bize sağlayan telefonların
artık kullanılmaya başlandığını görmek mümkün. Az önce belirttiğiniz gibi operatör, GSM operatörleri de bu konuda çeşitli reklamlara geçen aylar içerisinde imza attılar. Eğer dikkatli seyredilirse zaten orada kullanılan telefonların Motorola markalı telefonlar olduğu rahatlıkla görülebilir. Öyle, ben onu dikkat etmemiştim. Evet, Motorola telefonları kullanıldı. GSM operatörlerinin yapıldığı, yapmış olduğu reklamlarda. Her telefonda bu imkan yok mu? Yani her marka veya her model bas konuşa açık mı, yoksa yeni bazı ürünlere özgü bir şey mi bu bas konuş? Bu yeni bir teknoloji. Hatırlanacak olursa Bluetooth teknolojisine sahip cihazlarda olduğu gibi bas konuş teknolojisine sahip cihazların satın alınması gerekiyor bu hizmetten, bu servisten faydalanabilmek için. V400P isimli modelimiz de, Motorola V400P isimli modelimiz de bas konuş teknolojisine sahip olan cihazlardan bir tanesi. Ve şu anda birebir kullanma imkanına sahipsiniz. Çok basit anlamda bas konuş nedir diye bahsedecek olursak, aslında telsiz mantığının cep telefonuna taşınmış bir versiyonu olarak ifade edebiliriz. Telefonun üzerinde olan bir düğmeye basıp sesinizi karşı tarafa iletebiliyorsunuz. Aynı şekilde de karşı tarafın bas konuşu kullanarak, servisini kullanarak sesini size iletmesi tek yönlü mümkün olabilir. Oluyor, tek yönlü, ama şöyle bir güzelliği var. Seçtiğiniz maksimum 20 kişiye kadar görüşme imkanını size sağlayabiliyor. Yani bir düğmeye bastığınızda seçtiğiniz 20 kişiye aynı anda sesinizi iletebiliyorsunuz. Onlardan gelen cevaplarda da bir kişinin konuşmasıyla diğer 20 kişi aynı cevabı duyabiliyor. Güzel. Bu arada servis operatörlerine de burada katkıda bulunmuş olduk. Gerçi onlar çok iyi anlattılar dertlerini, ama biz de biraz daha açmış, izleyiciyi, tüketiciyi biraz daha bilgilendirmiş olduk. Bu arada da programımızın sonuna geldik. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum programıma katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ben izleyicilerimize e-mail adreslerimi tekrar hatırlatmak istiyorum. Bizimle komünikasyona geçmek, eleştirilerinizi, önerilerinizi iletmek isterseniz hayricem@hayricem.com, reklamlar@tv8.com.tr adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.